Merhaba sevgili izleyenlerim. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bolluk, bereket, şifa ve esenlik içindesinizdir. Bir süredir geyik videolardan sonra bu yayınımda biraz ciddi düşündüren ama yine tabii ki arızadan farkı içeren bir konuşma yapacağım sizlere. Mekan ihtiyacı. İnsandaki barınma, mekan ihtiyacı ve beden. Hadi şimdi şöyle bir temele inelim. Tamamen doğaçlamadır. Anda bana akanları söylüyorum. Bu konuda hiçbir araştırma yapmadım. Ha yapmadıysan yapmadın. Allah Allah, bize hava mı atıyorsun derseniz haklısınız. Evet, biraz hava attım sanırım. Ne yapayım kardeşim? Eşim bana Meddah diyor. Adını o koydu. Ne yapalım? Çocuk doğmuş, adını o koydu. Yani şimdi insanın barınma ihtiyacı her zaman, değil mi, bu gezegen üzerinde olmuştur. İlkel zamanlarda biliyorsunuz nasıldı? Mağaralarda yaşıyorlardı. Pardon, bacak bacak üstüne atıyorum. Keyifli bir muhabbet olsun, samimi olsun tabii ki yani. Konu ne kadar ciddi olursa olsun keyfiniz bol olsun hesabı konuşurum ben. Barınma ihtiyacı insanın şu narin bedeni oldum olası vardır barınma ihtiyacı. Niye? Çünkü dünya dört mevsim içeren bir gezegen. Biliyorsunuz sonsuz skalası var canlılarla ilgili. Çeşit çeşit canlılar, çeşit çeşit renkler, bitkiler, gökyüzü şartları. Gerçekten dünya çok renkli bir gezegen. Hatta bazı spiritüel bilgilerde Terra olarak da bahsediliyor dünyada. Bu şartlar oldukça, dış şartlar zaman zaman çetin, zaman zaman sakin, sessiz, ılıman oldukça insanın şu narin bedeni tabii ki yine programlanması gereği barınma ihtiyacı duymuştur. Değil mi? İlk zamanlarda işte mağaralarda falan. Ne bileyim, daha sonra işte belki çadırlarda. Çadır dediğimde tabii bitkilerle, o kargılarla yapılan tarzda. Daha sonra yavaş yavaş uygarlık geliştikçe kendi mekanını, yani binalarını veya evlerini insanlar yapmaya başladıkça hep bir barınma çizgisi yükselen bir şekilde devam etmiştir. Şu anda bir bakıyorsunuz tabii lüks villalarda yaşayan insanlar, çok yüksek lüks modern binalarda yaşayan insanlar, residence'larda yaşayan insanlar. Yani bunun bir sonu gelmiyor tabii ki. Uygarlık geliştikçe insanın barınma ihtiyacının ötesinde bir de lüks tatmin duygusuyla da karşılaşıyoruz. Yani düşünsene, zaten elinde çok imkan var, paran var. Yani dünyanın belli bir kısmı da böyle bir çizginin üstünde yaşıyor. Mekan artık barınma ihtiyacını karşılamanın ötesine geçmiş durumda oluyor o zaman. Ne oluyor? Mekanımı nasıl daha güzel yaparım? İç dekorasyonu nasıl daha güzel yaparım? Detaya girdikçe giriyor artık insanlar tabii. İç mimarlar olsun, mimarlar olsun. Sonsuz katkılarda bulunuyorlar. Bu binaların veya villaların veya okulların her ne mekansa güzelleşmesinde. Tekrar şimdi çok hızlı geçtiğim bu zaman tünelinden geriye gidiyoruz. Bu sefer barınma ihtiyacı olmasaydı, yani bedenlerimiz süper insan modunda planlandığı gibi olsaydı, buna izin verilseydi,
şu an biz ne yapıyor olurduk? Bu soruyu kendinize hiç sordunuz mu? Veya hiç içinizden sınırsız bir beden, yükseliş bedenine ya da ışık bedene kavuşmayı diliyorum dediğiniz bir duanız oldu mu? Birçoğunuz tabii ki böyle bir duaya bile başvurmuyorsunuzdur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ben bunu sık zikrediyorum. Meditasyonlarımı zaten yükselişe adanmış şekilde yapıyorum ve Yüce Yaratan'a, Allah'a kavuşma adına yapıyorum. Tabii Yüce Yaratan'a kavuşma aslında o sonsuz teslimiyet ve hiçlik içerdiğinden yükseliş bile ona kavuşmanın bir altında kalıyor. Yani çünkü yükselişte de tahmin edebileceğiniz gibi bir hesap var. Bedeni süperpoze hale getirme. Bedeni X-Men gibi yani süper güçlü, süper insan haline getirme gibi bir beklenti var. Evet. Ve bu anlamda yükseliş olarak hedefimize koyduğumuz bu şey, bu olguda bir yansımadır, bir illüzyondur Yüce Yaratan'ın nezdinde diye düşünüyorum. Ama çok daha ufak tefek ölümlü amaçlar uğruna, ölümlü amaçlar peşinde koşan dünyanın büyük çoğunluğunu düşündüğümüzde herhalde bizim gibilerin parmakla sayılacak, hatta spiritüalistlerin arasında bile parmakla sayılacak bizim gibilerin amaçladığı bu yükseliş olgusu gayet güzel değil mi? Yani hani ben çok daha büyük bir villada yaşamak, yazları 3 ay yazlığa gitmek, orada jet ski yapmak, kimin skisi dediği gibi Levent Kırca'nın. Yani bunların peşinde olmayan insanlardan bahsediyorum. Ben öyleyim. Yani ha param var, tamam param var. Başkalarına da yarıyor bu. Evlatlarımıza yarıyor. Bazen yardım isteyen dostlarımıza yarıyor. Tedavi için paraya ihtiyacı olan çocuklara yarıyor. Sonuçta paranın bir kısmını, en azından bir kısmını bile olsun paylaşmıyorsan orada da çuvalladın demektir. Bana göre, kendi düşüncem tabii. Yani bu beslenme ve barınma ihtiyacı olmayan bir beden moduna geçebilseniz muhteşem olmaz mıydı? Peki sizce o zaman bir mekanda barınma ihtiyacı olmayan bedenlere sahip insanların arayışı ne yönde olurdu? Bunu hiç düşündünüz mü? Benim en büyük amacım gerçekten böyle bir, bu dünyadaki amacım diyeyim, böyle bir yükseliş bedenine, ışık bedene kavuşmak. Bunun için meditasyonlarımı yapıyorum, oluşa geçiyorum her gün. Yetmiyor. Çünkü zor bir hedef. Yani ya her şey çok kolaysa diyecek Access Bars uzman dostlarımız ama ya her şey çok kolaysa, çok kolaysa tamam da ha kolaysa yüksel bakalım. Kolaysa al bedeni de buradan yürü git bakalım. Şuradaki dağda baktığın gibi anda orada ol bakalım tepedeki dağda. Bana oradan bayrak salla gel buraya kahvemi içmeme benle birlikte devam et bakalım. Kahvemi içmeye benle birlikte devam et bakalım. He, o zaman bırak kahveyi sana ben. Oho kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez deyip ben senin önüne Shiraz regali koyarım kadeh kadeh. Kardeşim buzlar benden. Şişesi 1000 küsür lira mı oldu ne onunla? Ama yani kolaysa yap bunu bakalım sana saygım olur. O zaman çünkü bana da el verirsin. Değil mi? Onun için zaten ben de tavuğu esirgemem senden. Ama eminim birçoğunuz böyle şeyler düşünmüyorsunuz. Stratosfer altı huzura erme, stratosfer altı bereket peşindesiniz çoğunuz. Bu konuyu size böyle sert söylüyorum çünkü bundan eminim. Bu konuda hiç alçak gönüllülük göstermeyeceğim. Çünkü boyut yükselirken artık öyle kimsenin yüzü gülsün de mutlu olsun diye benim rol yapacak halim yok. En yakınlarıma bile böyle bir halim kalmadı kardeşim. Yani en yakınımı, hayatta en çok önem verdiğim insan olan eşime bile bu konuda acımasızımdır. Acıyıp da kandıracak mıyız kardeşim? Yani acıyıp da kandıracak mıyız? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey artık yok. Süre bitti. Kullanım süresi dünyanın kapanmak üzere alt boyut anlamda. Ne yapayım? Hani
böyle büyüklerimizi gönlü hoş olsun diye güzel sözlerle, yarı yalanla uyutmak mı lazım? Ah, biraz da kolonya sürelim, muhabbetimiz uzun malum. Tütün kolonyası. Benim gibi adamdan ne kolonyası kullanmasını bekliyorsunuz? Tütün kolonyası. Ha yani öyle kimseye fazladan iyilik yapacak iştahım yok. Hatta kızacak iştahım çok ama onu da söyleyeyim. Yani bilirsiniz anneannelerimizi, babaannelerimizi, anamızı, babamızı yaşlandı diye hep gönlü hoş olsun diye yalanlarla idare etmek. Halbuki onlara gerçeği söylememek, dandan yüzlerine gerçek budur dememek ne kadar büyük bir acziyet değil mi? Ne kadar bir acizlik. Ya bırak bir kere kendin gibi davran kardeşim değil mi? Ya büyüğüne git kendin gibi davran. Bu budur, bu budur. Aha 2 artı 2 4'tür be de mesela. Git bunu anneannene söyle, babaannene söyle. Evet bir şok yaşatacaksındır. Ama kendilerini ömürleri boyu yani genelde işte son 20-30 yılları bunların gençler veya evlatları tarafından aldatılarak geçiyor çünkü. Çoğunun öyle geçiyor. Hep bir kibarlık, hep bir hürmet. Sokayım öyle hürmeti ayrıca. Herkes öyle genelde. %95 öyle. Ha ben öyle değilim kusura bakmayın. Yani ben gerçeği söylerim, eleştiririm. Kendi gerçeğimi söylerim, yapmak istediğimi yaparım. Büyüğüme de bunu yapmak istemiyorum der, yüzüne çarparım kardeşim. Ha bunu kibarca söylerim tabii canım. Hani öyle bir tane cümle yüzünden kalp krizi geçirip de geberip bitsin de istemem yani. Yani hiç kibarlık böyle görüyorsunuz değil mi? Bu konuya girdiğimde bende kibarlık kalkar. Kibarlık bende, ben bu konuya girdiğimde sükut eder kardeşim. Yani aldatma be kardeşim, aldatmayın. Bakın onlar zaten gerçekleri bir türlü kendi içsellikleriyle bulamadıkları için kurallara tutunurlar. Kendilerince manevi tatminler yaratarak, hepimiz öyleyiz. Ben de kendime göre manevi tatminler yaratıyorum ama ben meditasyonlarımda gerçeğin ta kendisi oluyorum. Yani ışığın ta kendisi, hiçliğin ta kendisi oluyorum. Esas bence maneviyat budur. Adanma budur. Kuralları takip edip bilmem ne falan, bunların zaten tamamen defterinin kapanacağını göreceksiniz gözlerinizle. Nereden geldik bu konuya? Şimdi ben de anlayamadım. Bir büyük dedik. Bak büyük deyince ben böyle bir kıllanırım. Çünkü şöyle dostlar, sohbetleyelim ya. Beden, meden, mekan boş ver, sonra döneriz o konuya. Yani benim belli bir yaştan sonra, 25 yaşından sonra işte evim barkım olmuştu. Yemin ederim anam babam beni korumak için böyle ah nasıl geçti bugünün, ah şu günün nasıl geçti, ah bugünün nasıl geçti, cicili bicili hiç benimle öyle yapmadı ve helal olsun onlara diyorum. Onlar da bana gerçek gibi davrandılar. Gerçekten öyle. Hatta ben yani o kadar fütursuzumdur ki bu konuda. Güm diye söylerim. Yani ha gerekirse karşımda bir büyük, bir yaşlı gerçeği duyup da kalp krizi geçirip geberecekse gebersin kardeşim lan, gebermenin neresi kötü? Ölüm esas uyanış lan, esas doğuş. Düşünsene. Kadavra gibi bizlerle yaşasınlar diye koruyup duruyoruz. Tabii ki koruyacağız. Yani onları kollayacağız. Onlar bizi dünyaya getirdiler, bize onlar aracı oldular ama yani biraz da gerçekçi olmak lazım ki iyilik yapalım kardeşim büyük insanlarımıza, yaşlılarımıza. Allah Allah. Ben o kadar samimi olurum ki bir yaşlıyla, gelir bak sevgiden ve saygıdan benim elimi öpecek duruma gelir bak. O kadar da bu konuda ödün vermem ve mutluyum. O yüzden bazı durumlarda yani sahada, gerçek hayatta burada, yani burada dediğim dünyada bazı ters durumlar yarattığım olmuştur. Çünkü beni anlamadıklarından, sadece büyüklerimin değil, eşimin, dostumun veya arkadaşlarımın da beni anlamamasından dolayı biraz ters göründüğüm olur. Halbuki süt dökmüş kediyimdir ben gerçek bir sevgi ve samimiyetle karşılaştığımda. Şimdi siz görmeyeceksiniz ama gıyabınızda ben bir cuvara yakacağım. Dumanlı sahaları, dumanlı sahaları diyorum. Dumanlı sahneleri keseriz merak etmeyin. Ama izin verin. Şu sigaramı görmeyecek olsanız da size çaktığımı bilin be kardeşim. Arkadaki görüntüyü izliyor musunuz?
Vietnam görüntüleri olması lazım. Bayılırım böyle şeylere. Ha bak Vietnam'mış. 4K UHD. Lan bu UHD şey mi oluyor lan? UHD süt var değil mi? Bu da öyle bir şey mi lan? Hani 4000 piksellik görüntü HD tamam. Ne oluyor UHD? Bilmiyorum, UHD süt vardı da burada ne anlama geliyor ben de bilmiyorum. Aslında bu sohbetimde size biraz mimari iç dekorasyon stilleri, işte farklı stillere değinen görseller ve eleştirilerle gelmek istiyordum ama sanırım o konuşmamı erteleyeceğim çünkü çok daha önemli bir konuyla iç içeyiz dostlarım. Gerçekten çok daha önemli bir konuyla iç içeyiz. Bedenlerimizi süper poze hale getirmek. Ya yani bu kaçınızda hedef? Tabii sadece aşk gelsin bana, para gelsin bana, bereketim açılsın, yok şeyim açılsın, popom açılsın falan diye düşünürseniz orada ben sizle değilim kardeşim. Bu boyutun, bu stratosfer altı güdülenmiş amaçların, programlanmış amaçların bitmek üzere olduğu noktadayız kardeşim. Böyle düşünüyorsan benim ruh ailemsin, benim ailemin bireysin. Böyle düşünmüyorsan inan bana, inan. Bak doğa olayları falan olacak. Hatta ateş arabaları gelecek falan. O zaman sana en yakınım bile olsan şöyle dönüp bakmam. Çaktırmadan oradan sıvışırım kardeşim. Çünkü benim o taraklarda, o tarraklarda bezim yok. Bana böyle gelin. Bana kendiniz gibi gelin. Bana herkese karşı aşırı alçak gönüllülük sergileyerek o rollerle gelmeyin. Gelin canımı yiyin kardeşim. Ben bu moddayım. Ve kurtulabilecek olanların, kurtarılacak olanların da bu modda olacağından eminim. Gerisi fasafiso. İstersen dünyanın en zengin insanı ol, istersen çok büyük işlerle uğraş, başar. Yani hatta başkalarına aracı ol. Onlar sadece senin iyilik hanene işleyecek notlar alınmasını sağlar meleklerin tarafından. He, ama geçiş yapılacak o üst şartlarda, üst boyutta sen bizle olacak mısın kardeşim? Orası belli olmaz işte. Yaptığın iyiliklerle bile orantılı bir şey değil. Çünkü yüksek titreşimler, yüksek bilinçlerin bir arada var olacağı cennet şartları öyle iyilikle, ona gülümsemekle, buna ah vah demekle olmuyor. Yani herkesi umursasan da fark etmez. Yani fark etmez. Çünkü bu bir titreşim meselesidir. O kadar çok hayır yaparsın ki ama bir türlü şu kendi mekanizmana yönelmezsin, kendi içine yönelmezsin, kendi bedenini sevme olayında ilerlemezsin. O zaman o yaptığın iyilikler ancak işte bir şekilde geberdiğinde üst boyutlara gideceksin tabii sen de. Orada cennet şartlarına kavuşmanı sağlar. Ha bundan da eminim ama bizim amacımız büyüktür. Bizim amacımız gerçek bir mücadeledir ve bu mücadele de öncelikle bireyin kendisinde, kendi bünyesinde ve ruhunda vuku bulur. Aynen de böyledir. Yükseliş öyle hani şunu bunu yaptım hadi bekliyorum yükseltileyim falan filan böyle bir şey değildir kardeşim. Yükseliş bildiğin teknik bir olaydır. Görüyor musunuz? Aslında ben hangi konuya girsem illaki sonu yükselişe gidecek. Çünkü bu boyutun yani bu boyutun, bu boyut sınırının en üst merhalesi amacı yükseliş zaten. Kim istemez ki kardeşim? Sen istemez misin? Dedim ya demin. Hadi bakalım. Şöyleyim, böyleyim diyorsun. Onun koçuyum, bunun şeyiyim diyorsun. Veya üstadım diyorsun. Şu teknikleri uyguluyorum. Hadi bakalım bir görünmez ol. Ya. Titreşimini öyle bir yükselt ki görünmez ol. Sonra çat git karşı dağda belir. Oradan bana bayrağını salla, gel buraya yanıma. Sana ben en güzel içkiyi veririm kardeşim. Kadeh hesabı da yapmam. Onu demek istiyorum. Bu arada, konuşuydu. Duman altı oldunuz. Yarar yarar. Arıza adamın dumanı harbidir. Biraz duman için. İlk mekanımız bizim nedir aslında biliyor musunuz? Ruhumuza ev sahipliği yapan bedenimizdir. Esas bizi aslında barındıran şey bedenimizdir. Ve bu beden gerçekten süper insan modunda olabilse, düşünsene çatın
Yağmur iniş borun, bilmem ne, duvarın, tuğlan, alçıpanın senin bedenin. Düşünse hiçbir şey olmuyor. Gidiyorsun zevkle, yağmuru yaşıyorsun. Ertesi gün üşütmüyorsun. Suda boğulmuyorsun. Giriyorsun böyle okyanusun dibine böyle sınırsız yüze yüze ta bilmem nereden çıkıyorsun. Oradan sıkılıyorsun Antarktika. Antarktika'da beliriyorsun. Hiç böyle üstünü şöyle yapıyorsun. Oh, buzlu sular hiç sana tınlamıyor bile, düşünsene. Yani bu modda olmak kim istemez? Bunu hayal edin istiyorum. Ey benim canlarım. Bakın, zamanı geldiğinde hepimiz bu yola gönlünü koymuş olanlar gerçekten farklı şartlarda ve farklı görüntülerle karşınıza çıkacağız. Ve inşallah buna çok az kalmıştır diyorum. Çünkü burada %95'in harıl harıl çalıştığı, kazanç peşinde, yemek peşinde koştuğu, barınma peşinde koştuğu böyle bir insan topluluğu içinde var olmak beni artık var ya o kadar sıkıyor ki. Yani geldi geldi burama kadar dayandı. Meditasyonlarım bile bulanık lan. Son birkaç gündür yemin ederim eşimle paylaşıyorum. Meditasyonlarım bile bulanık, net değil kardeşim. Bir üst moda meditasyonumda bile geçmem gerektiğini fark ettim. Dün de ona çıkarımlarımı rapor ettim. Ya. Yani yeme ihtiyacı, barınma ihtiyacı, ay üşütmeyeyim, ay bilmem ne ihtiyacı. Bunları geçeceksiniz, Michael Jackson'sınız bir yerden sonra. Yani hepimiz Michael Jackson'sınız kardeşim. O da ölmedi bu arada, onu da size hatırlatırım. Yani bu benim içmemiş halim ha. Doping falan da almadım, yanlış anlamayın. Akşama pansuman vakti. Bugün içki günü. En güzel gün cuma lan. Cuma içmeyeceğim de ne zaman içeceğim? Saatimize bakalım. Benden sonraki yayıncının da vaktini almak istemeyiz değil mi? Benim kötü tarafımı inanın görmek istemezsiniz. Benim karanlık tarafımı görmek istemezsiniz. Allah ya. Ben sizi karanlığınızı, aydınlığınızı, arayışlarınızı yerim. A benim stratosfer altı bebelerim. Yani tabii ki bebe olmayanlar, stratosfer altı amaçla yaşamayanlar canımı yesinler. Canım Allah Allah, ben ortaya lafımı söylerim, sebep benden sebeplenir. Ha, gocunacak bir şeyin varsa gocanırsın. Gocunacak bir şeyin yoksa gel buraya kardeşimsin, seni kucağımda oturturum. Kucağımda oturtur, hop hop hoplatırım sevgiden. Bir şeyden değil ya, bir beklentim yok. Sevgiden ya. Ama sizin için bir de sert bir... pro mu içsem diyecektim ama nasıl olsa gösteremeyeceğim için boşver. Pro'yu ziyan etmeye değmez. Böyle dumansız hava sağlı bir çekime pro'yu ziyan etmeye değmez. Beni ırgalamaz. Bu arada ben içime çekmeden içiyorum dostlarım. Gerçekten içime çekmeden içiyorum gerçekten. Ah ah. Böyle arada iş mailleri geliyor, buradan bakıyorum. Mail değil lan, mail eskide kaldı. Old school oldu mail be. Şeyde WhatsApp'ıma bakıyorum da işle ilgili aciliyet gerektiren bir durum olursa anında ara verip devam edebileyim diye. Kırmızı gitmiş mi bana ama? Bak arkada yeşil, burada kırmızı, bak hop. Yanında kelebek açık da oradan görüyorum kendimi. Oranlı mı çıkıyorum, oransız mı çıkıyorum, arkalı mı çıkıyorum, önlü mü çıkıyorum, yoksa arkalı önlü fotokopi gibi mi çıkıyorum? İyi gelmişsin ama değil mi? Seçim öncesi böyle hepiniz biraz gerginsiniz. Hepimiz gibi tabii, benim gibi. Yani aslında ben gergin değilim. Bizim evrene sorma yöntemlerimiz var eşimle. Sağ olsun, o bu konularda uzmandır. Yani ne sorunuz olursa olsun ben eşimin hepsini Allah'ın izniyle ve Allah'ın yardımıyla çözebilecek bir yapıda ve kapasitede olduğunun size garantisini veriyorum. Gerçekten bu arada reklam olsun. Hani çok büyük aşamadığınız bir sorun varsa önce beni arayın. Veya bana bir mesaj atın, hiç sorun değil. Facebook'tan atarsınız, Instagram'dan atarsınız, WhatsApp'tan atarsınız, hiç sorun değil. Sıkıntı yok yani ama size garanti ederim sizi düzeltir kardeşim. Aynen. Hani 6 aylık bakım mı gerekiyor, 5 yıllık bakım mı gerekiyor, ne gerekiyorsa hepsini elden geçirir. Size böyle aynen fabrika ayarınızla sizi teslim eder, kendinize kendinizi teslim eder. Ama şöyle bir şey bakın, o çok...
iyilik dolu bir insandır. Çok yufka yüreklidir ki bunları aşması için elimden geleni yapıyorum. Hala aşamadı. Belki de aşması gerekmiyor ama kendi bünyesi ve bedeni acı çekiyor bence bu yüzden. Sadece acımasız olamadığı için tam kendini herkese ifade bir anda hani böyle bir büyüğünü olsun veya bir başka bir küçüğünü olsun bam diye ifade etmediği için bedeninde bir sürü yük olduğunun ben farkındayım. Aşamazsa kendi bileceği iştir tabii ki. Süper bir insan çünkü bu arada. Öf, ruh felaket, ruh felaket. Alemlere denk bir ruhu var kendisinin. Tabii ki yufka yürekli falan diye dalga geçtim ama ya iyi yürekli olmak da büyük bir meziyettir. Ha, herkese nasip değil. Ben öyle değilim. Öyle olmayı da istemem yani. İsteyeni de sevmem diyormuş. O zaman bu ikinci cuvarayı da size arkadan çakıyorum. Nerede kaldık ya? Abi bende kafa gidiyor geliyor. Meditasyon saatim mi geldi nedir ya bakayım. 20 kala başlamışız. 27 dakika olmuş ben daha konuya tam giremedim. Ya konu sizin köpeğiniz olsun ya. Şurada söyleşiyoruz ya. Hep mi öğreti, hep mi bir disiplin, hep mi detaylar ya? Bırakın koy rahvan gitsin. Zaten boyuta sinirliyim. Beni engelleyen ayağıma takılan şeylere de sinirliyim. Onun için birazcık serzenişli olacağım bugün. İnanın bana karanlık tarafımı görmek istemezsiniz. Çünkü hani ona buna veya sinirlendiğimde ev içinde evet diye bağırmamın yanında, bunun yanı sıra kızdığımda benim kızdığım ruha hedef olarak belirleyerek gönderdiğim çok yıkıcı enerjiler vardır. Ve illaki bunların sonuçları günün birinde çıkar. Yani ya hayatı karışır ya işte hastalıklar bir şeyler olur. Yani bir şeyler patlak verir yani. Çünkü yüksek bilinç bir varlığım ve titreşimim oldukça yüksek. Bunu Sarkaç bile söylüyor. Gerçekten sevgili izleyenlerim, sevenlerim, dostlarım, her kim olursanız olun. Daha çok kendiniz olmanız lazım. Daha çok kendiniz olmanız lazım ve kendi olan üst derece o yüksek titreşim bireylerin de birbiriyle artık yavaş yavaş görüşmeye ve sıkı fıkı olmaya başlaması lazım. Gerçekten. Dedik ya beden dedik. Beden abi düşün. Mekana ihtiyacı olmayan süper insan modunda bir bedeniniz olsa. Yani düşünsene oh be yemiyorsun içmiyorsun. Az evvelki ne yiyorsun? Ondan sonra aksırıp tıksırıp osurup geğiriyorsun. Yani ya keyifli olmaz mı ya? Bunu amaçlayın ya. Başlarım sizin bereketinize lan. Lan başlarım sizin insanların yüzüne gülmenize. He, başlarım sizin kazancınıza yani. Ben böyle düşünüyorum. Hem o kazanç dediğiniz şeyler bakalım sistem değişince ortada kalacak mı? Yani kalacak mı kazanç? Lan sistem değişiyor. Düşünsene. Uzaylı ırklarda sizce para var mı? He? Bir onu düşündünüz mü? Uzaylı ırklarda para var mı? Onlar ne için yaşıyorlar? Çalışıyorlar mı bizim gibi göt göbek bir tarafta böyle? Ya bizim gibi sizce çalışıyorlar mı? Onlar yaratan aşkıyla kozmosa katkıda bulunmak için zevkle ilhamla çalışıyorlar. Gece gündüz demiyorlar çünkü uyku sorunu da yok. Ya? Allah Allah. Bakayım şarjınız bitiyorsa ben gene tabii kamerayı tam şarj etmeden gelmişim. Yayını kapatıyorum. Şarj bitebilir. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varız. İyi ki bu son dönemde birbirimizi buluyoruz. En yüksek aşkız biz.